Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde şu ana kadar yaptığımız bütün Recycle View ile ilgili olan örneği kopyalayacağız. Ve şu klasörde gördüğünüz boyutları da birbirinden farklı olan resimlere sahip olan hayvan resimlerini içeren, farklı bilgiler içeren farklı bir Recycle View örneği yapmaya çalışacağım. Bu sayede daha önce yazılmış bir sınıfı kendimize göre nasıl düzenleriz hem onu anlatmış oluruz, hem de ilgili metotların, kavramların üzerinden bir kere daha tekrar ederek geçmiş oluruz. Öncelikli olarak ben şu ana kadar gördüğünüz bütün hani bir önceki derste yaptığım kodların hepsi aynı. Şimdi şu projeyi kapatıyorum. Ve geldim buraya. Benim projelerimin olduğu bir klasör var. Oraya geliyorum. Ve Recycler Material Design View örnekti benim klasörümün adı. Zaten en son emülatörde kapatmışız. Kapatmayaydık, iyiydi. Evet, Material Recycle View örnek. Bu klasör, ben bu klasörü şöyle dosya düzeyinde öncelikle bir kopyalıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra ilgili dosyalarda nasıl refactor yapıp onu sıfır bir proje gibi kullanırız, onu anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Tabii böyle yapabildiğiniz gibi sil baştan sıfırdan bir proje üretip ilgili dosyaları oluşturup içeriğinde doldurabilirdik. Ama bu da başka bir soran arkadaşlar var çünkü. Nasıl yaparız onu anlatmaya çalışayım. Şimdi buna da örnek değil, hayvanlar listesi diye bir isim takayım. Yani bundan farklı olsun. Şunu da kapatalım. Evet, klasörümün adını değiştirdim. Şimdi bu değiştirdiğim klasörün içine gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi bir önceki kopyalamadan kalan Material Recycle View örnek IML diye uzantılı bir dosya var. Onun adını da yine hayvanlar listesi olarak değiştireceğim. Bu Unreal Studio'da projenin görünen adı. Şöyle hayvanlar listesi nokta IML. Bunu yaptık. Daha sonra Android Studio'ya gidip var olan bir stüdyoyu aç diyorum. Masa üstüme gidiyorum. Ve burada projeler klasörüne gidiyorum. Ve bu değişikliği görmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Görmeyen arkadaşlar için şuradaki refresh butonuna basmaları yeterli. Bunu dedikten sonra hayvanlar listesi okey deyip bu projeyi açıyoruz. Şimdi biz bunu böyle kopyaladık. Klasörün adını değiştirdik diye bizim maalesef ki proje dosyamızdaki sınıfların adları, package'ların adları değişmiyor. Şimdi onu yapacağız. Öncelikli olarak bu projenin açılmasını bekleyelim. Şuradaki gördüğünüz gibi burada işlemler yapılıyor. Bunlar bittikten sonra gerekli değişiklikleri yapacağız. Şöyle hazırlayalım. Gördüğünüz gibi burada hala eski projenin package ismi hala burada duruyor. Biz bunları değiştireceğiz. Bekleyelim biraz daha. İşlemler bitti. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Sağ tık yaptıktan sonra şuradaki refactor simgesini tıklayıp yeniden isimlendir diyorum. Package'ı yeniden adlandır. Bu sefer benim package'ımın adı Material Recycle View örnek değil. Neydi adı? Hayvanlar listesi diye refaktör yap diyorum. Bu gidecek. Şuna da do refaktör diyelim. Diğer şehir olan bütün package adlarını değiştirecek. Kodun içindeki değişiklikleri yapacak. Ve gördüğünüz gibi benim artık yeni package'ımın adı bu. Herhangi bir hata almıyorum. Sorunsuz bir şekilde projeyi kopyalamış oldum. Son olarak şöyle bir şey var. Volius'taki bu string'de up name gördüğünüz gibi hala eski adını taşıyor. Recycler view. Bunu da elle hayvanlar listesi derseniz. Bir de manifestimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bütün değişiklikler yapılmış durumda. Şu an projem sanki sıfır, başka bir proje gibi kullanılabilir. Evet, bunu yaptık. Şimdi ben ne istiyorum? Şöyle bir kapatayım. Öncelikli olarak şu drawable'da bulunan şu tampları kullanmayacağım. Bunları buradan sileyim.
Evet diyorum. Delete anyway. Hani bir bazı yerlerde kullanılıyor. Silmesen iyi olur diyor ama sen çok karışma deyip silme işlemini yapıyoruz. Daha sonra buradaki yeni resimlerimi buradan kopyalıyorum ve de benim Drawable'ımın içine atıyorum. Şu an için ne yapıyoruz? Veri kaynaklarımızı hazırlıyoruz. Resimlerim hazır. Bu burada bir dursun. Daha sonra ne yapmam lazım? Her bir öğenin gösterileceği şu listItem.xml. Ben artık tabii hatalar veriyor. Resimleri sildik falan. Bu dosyayı bir daha yazmam lazım. Yine bir kart view kullanalım ama bundan gerisini ne yapalım? Silelim. Kart view'um tanımlı. Şimdi bunu yaparken daha önce anlattım zaten. Bir daha anlatmamak için. Bu örneği ben daha önce hazırladım ve kodları elimde mevcut. Şöyle bütün layout'u alayım. Buraya yapıştırıyorum. Basit bir şekilde bu kart view'un içinde bir tane linear layout var ve vertical olarak ayarlanmış. Bu ne demek? Bu linear layout'un içine eklenecek her eleman alt alta gelecek demek. Önce bir image view'um var. Başlangıç olarak şöyle bir köpek resmi konmuş. Ve gördüğünüz gibi width ve height değerleri içeriği sar diye belirlenmiş. Bir önceki derslerimizde biz bunları 60 dpi'ye sabitlemiştik. O yüzden stacker grid view'da ilgili değişikliği göremiyorduk. Burada diyorum ki bütün resimler birbirinden farklı. Hepsini 60'a değil, ne kadar büyükse ona göre kaplayacak şekilde alan ayır diyorum. Image view'un şeyinde de ID'sine de image row demişiz burada. Tamam. Bu text view'a da text view row demişiz. Burada da ilgili resmin altında ne tür bir hayvan olduğunu belli eden yazının olduğu kısım. Burada anlatmalık bir şey var mı? Yok. Son kısımda şurayı refresh layout desek. Refresh layout eğer gelmezse arkadaşlar şuradaki build'deki clean project deyip bütün cache'leri silip tekrar rebuild derseniz gördüğünüz gibi hani bir tane öğenin görüneceği layout aşağı yukarı bu şekilde olacak. Yani resimlerimizi attık. Bir tane öğenin gösterileceği layout'u hazırladık. Adım adım bir daha önce anlattıklarımızı yapmaya çalışıyorum şu an. Şimdi geldi. Buradaki verileri tutacak sınıfı yapmaya. Biz anlatırken ne yapmıştık? Manzara diye bir sınıf tanımlamıştık. Çünkü içerisinde manzara ile ilgili bilgiler olacaktı. Şimdi ise yeni bir data model tanımlıyorum. Bunun adı da Animal olsun. Açtım Animal sınıfını. Burada benim Animal sınıfımda nelerim var? Bir başlık bilgim var. Private String Title başlık. Bir de neyim var? Resmim. Onu da integer'da tutuyoruz bildiğiniz gibi. Image ID diyorum. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Buraya sağ tık yapıp Generate dedikten sonra Constructor, Getter, Setter diyor ya. Önce bir Getter'ları oluşturalım. Daha sonra da Setter'ları oluşturalım. Bunlar ne işe yarıyordu? Setter diyelim. Getter'larla biz ilgili sınıf nesnesinin verilerini okuyorduk. Setter'larla da o nesneye veri atıyorduk. Yani direkt olarak image id eşittir demiyoruz da veri atacaksak set image id deyip parametre olarak yolluyoruz şuradaki gibi. Okumak istiyoruz istiyorsak da get image id deyip ilgili image id'yi okuyoruz. Daha sonra ne lazım bize? Şuraya geldik. Bunları tutacak bir ArrayList lazımdı. Bunun için de ne yapmıştık aslında? Bir tane public dışarıdan da nesne üretmeden de kullanabilmek için bunu static tanımlamıştık. Ve bir ArrayList yazıyoruz. Bu ArrayList'im animal tipindeki verileri tutacak diyorum. Ve bunu diğer örnekte de getData metoduyla bütün veri kaynağını hazırlayıp get ve data metoduyla okumuştuk. Şimdi buraya geldik. Öncelikli olarak bir ArrayList başlatalım. Tanımlayalım. Animal tipinde veriler tutacak diyorum. Ve data diye isim takıyorum buna. New ArrayList diyorum. Animal.
Herhangi bir parametre almıyor. Şurada bir hatamız söz konusu neymiş? Get data return void. Ha, pardon. Public static. Public void. Pardon, void değil tabii ki de. Bu ne yapacak? Bana listemi geri gönderecek. Şuraya return data deyip şurada oluşturduğum array listi bu metot çağrıldığında geri döndürüyorum. Tabii şu an için içi boş. Bunu ne yapmamız lazım? Doldurmamız lazım. Öncelikli olarak ne yapmıştık arkadaşlar? İmajlarımızın tutulduğu bir dizi hazırlamıştık. Bunun kodlarını da ben hemen vakit kaybı olmasın. Kopyala yapıştırla. Buraya bir yapıştırayım. Drawable'umdaki bütün resimlerin ID'leri buradaki dizide saklı. Daha sonra bir de string diyelim. Kategorileri olsun bunların. Kategoris eşittir diyorum. Bunları da yine kopyala yapıştır yapıyorum. Evet, böyle her bir resmin bir kategorisi var. Birinci resim için bakarsanız kedi 1 diye isimlendirilmiş. Altında yazacak ya da yazı da kedi 1 olacak. Şimdi geldi sıra bir for'la bütün array listimi bu verilerle doldurmaya. Integer i eşittir 0'dan başla. I küçük olana kadar neyden? Benim imajlarımın bulunduğu dizinin eleman sayısından ve i'yi bir arttır. Bu for döndükçe sırasıyla ne yapacağız? Array listimizi oluşturacağız. Öncelikle animal sınıfından bir tane geçici diye bir nesne tanımlıyorum. New animal diye. Daha sonra diyorum ki geçici nokta set imaj id. Ne olacak? Benim imajlarımı tutan dizinin i'nci elemanı. Geçici nokta set title başlığı da bu sefer kategorilerimdeki kategori dizim yani şurada oluşturduğum kategoriyiz. İyinci elemanı. Böylece ne olacak? Atıyorum ilk turda resim için şu değeri alacak. Yazı için, kategori için kedi biri alacak. Ve geçicinin içinde şu an bunlar var. For bittikten sonra da ne yapması lazım? Benim data isimli array listime bunu eklemem lazım. Geçici. Sırasıyla ekleyecek. Ve getData çağrıldığında benim aslında şimdi saymayayım da hani 15-20 elemanlık bir array listim oluşmuş olacak. Bunu da biz geriye böyle gönderiyoruz. Evet. GetData'yı da bu şekilde yaptık. Aslında ne oldu benim? Şu an model sınıfım hazır. Şuradaki manzaraya artık ihtiyacım yok. Create Anyway dedim. Şimdi geldik emri adaptörü düzenlemeye benim şu anki örneğimle ilgili. Öncelikli olarak benim array listimde manzara tipinde veriler değil, animal tipinde veriler tutuluyor. Gördüğünüz gibi bu da manzara yazıyor. Burayı da animal yazıyorum. Şu an burada bir sıkıntı kalmadı. Burada da hani bunun adını da list view demişiz. Gördüğünüz gibi list item diye. Bunları da değiştirmeye gerek yok. Geldim buraya. Buraya manzara değil, animal diyorum. Set data değil, tıklanılan manzara değil. Ne olacak? Tıklanılan manzarayı ben nerede tanımlamışım? Bakıyorum hemen. Tıklanılan manzara değil. Tıklanılan animal ya da hayvan diyebilirsiniz. Sonra item silme işlemlerinde gördüğünüz gibi bizim manzarayla herhangi bir bağlantımız yok. Geldik buraya. Ama eleman eklerken ben manzara tipinde değil, animal tipinde bir eleman eklemek istiyorum diyorum. Buradaki hata da gitti. Listemin eleman sayısını bulurken de herhangi bir şey yapmama gerek yok. Çünkü daha önceden manzara tipinde verileri tutan mDataList burada gördüğünüz gibi artık animal tipinde veriler tutacak halde geldi. Buraya da animal yazarsak sıkıntı
kopyalanacak. Animal diyelim. Sonra değişiklikleri yapacağımız yer aslında burası. View Holder'ınız neydi arkadaşlar? Sizin list item'ınızın inflate edilerek XML'den Java'ya dönüştürüldüğü yerde. Burada artık bunlar kullanılmayacak. Neler kullanılacak? Sizin animal ile ilgili değerleriniz kullanılacak. Benim aslında burada bu kadar text view'a ihtiyacım yok bu örnekte. Hatta şöyle yapalım. Şunları silelim. Sil baştan yazalım. Çok da zor değil. Öncelikli olarak bir text view'um var. Text view'um adı kedinin işte hayvanın adı diyelim. Bir de neyim var aslında? Image view'um var. O da şöyle diyelim. Hayvan adı hayvan resmi. Benim layout'umda aslında gördüğünüz gibi bir resim var, bir tane de yazı var. Diğer örnekteki kadar çok da karmaşık değil. Daha sonra şuraya geldiğimde burada da find view by id ile elemanları bulma işlemini yapıyorum. Geldim buraya. Dedim ki hayvan adı eşittir. Sana parametre olarak gelen item view'dan bunu bul. Nokta find view by id r nokta id nokta ne demişiz buna? Hayvan adına bakalım. Şuradaki dummy text'in id'si tx row. Tx row. Bunu böyle yaptık. Aynı şekilde hayvan resmi ne olacak? Item view nokta find view by id r nokta id nokta img row olacak. Yani burada tabii bunda da ekleme aslında onları da silebiliriz. Kullanmaya gerek yok. Zaten kullanmadık hiçbir yerde. Hani herhangi bir silme ekleme yapmayalım bunun için. Şunları siliyorum. Ekleme çıkarma metotlarını aslında bu örnekte kullanmayacağız. Tamamen öğe gösterme amaçlı. Sana diyorum artık animal tipinde parametre gelecek. Şunu şöyle refaktör yapabiliyor muyduk? Change. Neyse, adım adım gidelim. Şunları da silelim. Diyorum ki bu sınıftaki hayvan resmi eşittir. Nereden gelecek arkadaşlar? Şuradaki tıklanılan animal'dan gelecek. Tabii böyle eşittir değil de set image resource diyorum. Tıklanılan animal nokta veriyi almak için get image id demem gerekiyor. Aynı şekilde bu sınıftaki hayvan adı nokta set text diyorum. Nereden gelecek bu da? Tıklanılan animal nokta get title'dan gelecek. Dataları koyduk. Başka ne yapmamız gerekiyor? Şu an için aslında bir hatamız var. Onu bulalım. Burada bir şey yok. Şöyle baktığımızda şurada bir şey var. Gördüğünüz gibi bu sınıfı kapatırken en başındaki ana sınıfın kapatma parantezi yok. Ve böylece adaptörümüzü oluşturmuş olduk. Şöyle bir de main activity'ye bakalım. Gördüğünüz gibi burada manzara diyor. Manzara olmayacak. Animal sınıfı olacak. Onun dışında burada da değiştirilecek şu an için bir şey göremiyorum. Şimdi bir çalıştıralım. Bir hatamız falan varsa zaten ona göre düzenleme yaparız. Ve gördüğünüz gibi uygulamam açıldı. Şu an için lineer view vertical çalışıyor. Horizontal'a geçelim. Gördüğünüz gibi horizontal olarak gösteriliyor. Grid view'a bakalım. Her bir sütunda 3 tane olacak şekilde bunlar gözüküyor. Şöyle ekrana büyütürsem belki daha güzel gözükür.
Evet. En son buna bakıyorduk. Grid view da bu şekilde. Staggered view'a bakalım. Gördüğünüz gibi yan yana geliyor. Vertical yaptığımda da asıl zikzak görüntüsünü burada biraz daha iyi görüyoruz. Ekrana çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi zikzak şeklinde biri biterken biri başlıyor. Güzel bir şekilde öğelerimizi görüyoruz. Yani bu derste de var olan bir sınıfı nasıl kullanırsınız onu anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi burada önemli olan şuradaki datanızı bir daha oluşturmak ve daha sonra da adaptörünüzle ilgili değişiklikleri yapmak. Siz eğer önceki derslerde bunun çalışma mantığını iyi bir şekilde anladıysanız sorunsuz bir şekilde bu değişimi yapacağınıza eminim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.